Eren Şentürk, bir misafirimiz var. Bence şey Evet. yapmayalım kendisini. Hakkı Uygur, Uygur. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı. Hakkı Uygur yayınımızda. Hakkı Bey hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. geldiniz. Teşekkür ederim İsmail Bey, Eren Bey. Işığınız, enerjiniz Eren Şentürk'ten de benden de iyi görünüyor maşallah. Evet, ben çok çok iyi gördüm yani. Eyvallah, Eyvallah. sağ olun. Şimdi Hakkı Hocam, yani bir süredir biz zaten bu programda o eksendeki haberleri, açıklamaları çok yakından takip ediyoruz. Bir kısmı ekrana da gelecek şimdi. Şimdi Ruhani'den açıklamalar geliyor, Cevat Zarif'ten geliyor, Avrupa Birliği yetkilisi başka başka isimlerden geliyor. Beyaz Saray'dan da en son işte dün itibariyle diplomasi dendi. Şimdi Trump sonrası Amerika ve İran arasında müzakereler, işte İran'ın son açıklaması ekrana yansıyacak şimdi. Joe Biden bir karar almalı. Bir anlamda İran'da açıkçası hadi bir şekilde biz masada sizi bekliyoruz çağrıları var. Bu hatta hakikaten neler oluyor sizden bir öğrenelim, duyalım istedik hocam. Eyvallah. Şimdi dediğimiz gibi Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle birlikte İran'ın daha doğrusu Amerika'nın İran politikalarının değişeceği belliydi. Joe Biden bunu söylüyordu. Demokratlar söylüyorlardı. Ne diyorlardı? Trump'ın uyguladığı bu maksimum baskı politikası istenilen sonuçları vermemiştir. Doğru yol değildir. Bununla sonuç almak mümkün değil. Şimdi aslına bakacak olursanız ürettiği stratejik sonuçlar itibariyle gerçekten de Trump'ın maksimum baskı politikası, az önce baskı politikası istediği sonucu alamadı. Almak istediği sonuç nedir diye peki sorabiliriz. İran'ı kayıtsız şartsız masaya çekerek yeni bir anlaşma imzalamak. Yani Trump da yeni bir anlaşma istiyordu. Sonuçta Trump İran'da rejimi değiştireceğim, İran'ı işgal edeceğim falan demiyordu. Diyordu ki ben yeni bir anlaşma istiyorum. Çünkü bu anlaşma çok kötü JCPOA. Türkçesiyle COE kapsamlı ortak eylem planı. İran'ın bölgesel faaliyetleri yıkıcı, zararlı. Bunu engellemiyor. İran'ın balistik füzeleri aldı başını gidiyor. Bunu engellemiyor. Dolayısıyla bu anlaşma artık geçerli değil dedi ve biliyorsunuz Mayıs 2018'de bu anlaşmadan çıktı Amerika. Şimdi peki ne olacak? Biden böyle diyor. Hatta bazı cumhuriyetçiler de bunu kabul ediyor. Doğru diyor. Biz İran'ı masaya oturtamadık. İstediğimiz sonucu alamadık. Yeni bir anlaşma, kapsamlı bir anlaşma. Aslına bakacak olursak stratejik düzlemde Biden de aynı şeyi istiyor. Demokratlar da aynı şeyi istiyor. Diyorlar ki yeni bir anlaşma. İran'ın bölgesel politikalarını da masaya yatırmamız lazım. İşte bu balistik füzeleri müthiş yayılmış durumda bölgesel istikrarı bozuyor. Amerika bunu derken bölgesel istikrardan kastını biliyoruz. Daha çok tabii onlar İsrail'in güvenliğini önceleyerek bunu söylüyorlar ama gerçekten de Yemen'den tutun da siz işte Suriye'ye, Irak'a baktığınız zaman artık milis gruplarının elinde bile son derece gelişmiş füzeler. Bunlar Arabistan gibi işte Patriotlara vesairelere milyarlarca dolar yatırım yapan bir ülkeyi bile hava savunma sistemini aşıp stratejik hedeflerini vurabiliyor Aramco gibi. Dolayısıyla bu gerçekten bir tehdit mi? Tehdit, bölgesel bir tehdit mi? Evet öyle. Peki Biden'ın farkı ne? Bu kadar gürültü niye kopuyor? Yani Biden'la yeni bir dönem vesaire. Hani bir karikatür vardı hatırlarsanız seçimler sürecinde çok medyada yansıyordu. Cumhuriyetçiler siyah bir B-52 ile aşağıya bombalar atarken işte demokratlar işte beyaz işte LGBT renkleri Barış, Yes We Can yazılı B-52'lerle aynı bombaları atıyorlar. Şimdi işin aslı biraz böyle. Müzakere, müttefiklerimizle işbirliği, Avrupa'ya daha fazla ön plana sürme. Bunlar gündeme getirilerek aslında yapılması istenen şey aynı. Ve İran da bunun farkında. Sonuçta karşısındaki İran yönetimi de tecrübesiz bir yönetim değil. Hatta Hasan Ruhani geçtiğimiz hafta bir basın toplantısında, daha doğrusu kabine toplantısında açıklama yaptı. Dedi ki ben New York'a gittiğimde 2018 miydi, 17 miydi hatırlayamıyorum tam. Trump benimle görüşmek için Birleşmiş Milletler toplantısında 8 kere haber gönderdi. Macron bizzat yanıma geldi. Tek de bir şey şuydu. Yani şu cümleyi istiyorum. Yani bölgesel politikalar ve balistik füzeler konusunu daha sonra konuşmaya karar verdik de ben anlaşmaya geri döneyim ve şey yapalım. Yani tekrar baştan alalım. Ama dedi ben bunu kabul etmedim. Şimdi diyor Biden aynı şeylerle geliyor. Allayıp pullayıp bize yeni bir anlaşmayı dayatmaya çalışıyor. Bölgesel politikalarımızı, füze envanterimizi vesaire görüşmek istiyor.
Yani nükleer anlaşmada revizyona gitmek istiyor. Biz bunu kabul edemeyiz dedi. Dolayısıyla bugün neredeyiz peki? Bugün şuradayız. İran bugün itibariyle ek protokolün, nükleer silahların yayılmasını engelleme anlaşmasının ek protokolünü uygulamayı durdurduğunu açıkladı. Bu ne demek? Bu Uluslararası Atom Enerjisi'nin ajansının denetçileri işte anlık ziyaretler yapıyorlar, denetlemeler yapıyordu. 7/24 kamera sistemleri vardı. Bu konularda işbirliği yapmayacağı anlamına geliyor ancak kağıt üzerinde. Dün temsilci oradaydı, evvelsi gün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı İranlı muhatabı Salih'le, Ekber Salih'le, Ekber Salih'le görüştü. Orada da farklı biraz daha şey konuşuldu. İran'ın dediği pratikte şu, biz 3 ay boyunca bu şeylere izin vereceğiz. Anlaşmadan çıktık, protokolü uygulamıyoruz. Çünkü İran bunu hep gönüllü olarak uyguladığını söylüyordu, artık uygulamıyoruz. Ama 3 ay boyunca kameralar vesaire çalışacak ve bu görüntüler elimizde duracak. Eğer 3 ay sonra biz bir noktaya varırsak Amerika'yla bu görüntüleri vereceğiz size. Yani olağanüstü bir şey yapmadığımıza dair. Peki bu kararı neden aldı İran? İran meclisi çünkü geçtiğimiz aylarda kararlar aldı, yasalar çıkardı. Dedi ki Amerika'ya baskı yapmak amacıyla hükümet nükleer faaliyetleri gittikçe arttırmak zorunda. Önce uranyum zenginleştirmesini %20'ye çıkardılar. Anlaşmada %3.67'ydi. Hatta 3'ten 20'ye çıkardılar. Evet, 3.67'den 20'ye çıkardılar. Hamenei dünkü konuşmasında ne kadar gerekirse o kadar zenginleşeceğiz. %60'a da çıkartabiliriz dedi gerekirse. Bunu yaptı. Ek protokolü bugün itibariyle askıya aldığını açıkladı. İran bu şekilde Amerika üzerindeki baskısını arttırmaya çalışıyor. Tıpkı Obama döneminde olduğu gibi. Şöyle Akko Hocam şimdi buyurun Eren Bey buyurun. Soru siyasi bir soru değil, ticari bir soru. Ve İhracatçılar Birliği soruyor şu anda soruyu size aslında. Bana bir mesaj geldi. Bizi izliyorlar. Şimdi olay şu. Diyor ki ihracatçılar, ihracat yapan Türk iş adamının tamamı. Ben diyor pozisyon alacağım şimdi. Eğer diyor Biden'la İran anlaşacaksa bu Suudi Arabistan'la arası kötüleşecek demek ve Suudi Arabistan'daki bana boykot kalkacak ve ben ihracat planımı Suudi Arabistan'da Körfez ülkelerine yeniden yönelik yapabilirim. Yok diyor Biden'ın arası İran'la kötüleşecekse eski Trump gibi demek ki diyor Suudi Arabistan'la arası yeniden iyi olacak. Ve demek ki Suudi Arabistan'da yeniden bana boykot düşmanlık falan olacak. Ben o zaman diyor hem diyor nakliye hem de imalat yatırımları yapmayayım. Yönümü diyor başka Asya'ya doğru çevireyim. Şimdi diyor soru şu. Biden'la İran'ın arası iyi olup Biden İrancı olur biz Suudçu olarak işimize devam edebilir miyiz? Yoksa Biden Suudçu olur biz mecburen İran'la aramızı iyi tutalım da Asya'ya onların üzerinden mal kaçıralım devam edelim işimize yapabilir miyiz? Soru bu. Bak bence büyük soru. Kesinlikle çok önemli bir soru. Acaba Biden bu kararları verirken hani Türkiye'deki ihracatçıların da politikalarını bu kadar değiştirdiğini farkında mıdır etkilediğini? Şimdi şunu çok net söyleyebiliriz. Suudi Arabistan'da iş bağlamında ben şahsi görüşüm. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir yakınlaşma bekliyorum. Biden'in İran'la durumu ne olursa olsun, ister çok pro-İran olsun, ister bu yakınlaşma zaman alsın, Suudi Arabistan'a tavırlı olacağı belli. Yani Yemen'deki saldırılara destek vermeyeceğini açıkladı. Ancak Suudi Arabistan'a bir saldırı olursa destek veririz dedi. Bunu çok net ortaya koydu. Muhammed Bin Selman'la görüşmeyeceğini çok net söyledi. Benim muhatabım kraldır dedi, Selman'ın kendisidir dedi. Artık Washington'da gelip Beyaz Saray'a girdiği günler sona erdi dedi. Demokratların açıklamaları var. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da eğer biraz siyasi akıl varsa, çünkü onlar biliyorsunuz o kürenin başına geçti Trump'la falan poz verdikleri evet, zaman evet, evet. Birçok Suudi yetkili veya araştırmacı vesaire, ben bunu birkaç yerde de söyledim, şu cümleyi kurabilirler. Dünyada artık 3 güç var. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Suudi Arabistan. Yani müthiş bir böyle güç vehmine kapılmışlardı. Orada Türkiye'ye karşı tavırlarını da biliyoruz sonraki dönemde. Ancak bu dönemde böyle bir şey olmayacak. Suudi Arabistan'ın ısrarla bölgesel müttefiklere ihtiyacı var. Pakistan'la, Türkiye'yle, biliyorsunuz İsrail'le yakınlaşma çabaları var. Irak'la işleri toparlamaya çalışıyor Suudi Arabistan. Dolayısıyla böyle büyük resme bakıldığı zaman Suudi Arabistan açısından mantıklı olan tabii ki Türkiye'de hiçbir zaman Suudi Arabistan ilişkilerinin bozulmasını istemedi.
en kötü zamanda bile belli bir seviyeye konmaya çalıştı. Dolayısıyla burası çok makul görünüyor. Tabii Orta Doğu bölgede yaşıyoruz. Yani yarınki gelişmeler ne olur bilmiyorum ama benim tahminim böyle bir iyileşme bekleyebiliriz. Türkiye Suriye Ersen'in işleri. Hay hay. Biraz siyasal akıl varsa diye bir cümle geldi az evvel Suudi Arabistan'a ilişkin. Bunun altını çizeyim. Son bir not belki. Malum yeni ABD Dışişleri Bakanı İsrail'in Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Biden'ın büyük Orta Doğu barış vizyonunu, dosyasını sundu. Tabii bu İran ve İsrail sürecine dair başka bir garantiyi de herhalde masada bir şekilde bağlama çabası olarak da görünebilir sanırım şu süreç aynı zamanda. Muhakkak İsrail de Biden'dan rahatsız. Biliyorsunuz Netanyahu bir aydan sonra görüşebildi Biden'da. Bir de Amerikan Biden yönetiminin şöyle bir avantajı var. Yönetimde çok fazla Yahudi olduğu için İsrail karşıtı tavır alabiliyorlar. Yani işte antisemitizmle falan suçlamıyorlar aileden oldukları için. Demokratların da bir takım belki oldu bittiler artık göz yumacaklar. Golan'dır, Kusum Başkentliği'dir vesaire. Ama bir soğukluk içinde oldukları belli. En azından Netanyahu'nun gitmesini bekliyorlar. Önümüzdeki aydaki seçimde belki onun için biraz tavır gösteriyorlar. Seçim sonuçlarını görmek istiyorlar. Yani tabii ki temelde stratejik olarak bir kaybı olmaz ama İsrail Suriye'deki İran varlığından çok rahatsız. Irak'ta çok rahatsız çünkü Yemen aynı şekilde yani İran bir şekilde kuşatma harekatına girdi. Bölgede birkaç eksende gidiyor. Yani işte bunun bir Akdeniz ekseni var hep bildiğimiz direniş ekseni. Şimdi buradan Yemen'e girdi. Yemen'deki savaşı artık Arabistan'ı kazanamayacak. Çok net ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler temsilcisi Yemen'deki görüşmeleri Tahran'da gerçekleştiriyor. Bu ne demek? Yani Tahran'dan artık kabul ediliyor İran'ın hakimiyeti Yemen üzerinde. Dolayısıyla böyle bir dönemde İsrail'in de sıkışması, hatta her gün basında işte biz Türkiye'yle anlaşacağız ama işte şartlarımız var demesi aslında bir an önce Türkiye'yle hadi bitirelim şu işi. Masaya oturalım. Biz masadayız, sizi taşıyor. Bekliyoruz. Evet. Masada tabii sizi yani bekliyoruz. Bu kadar ilişki kurmak istediğiniz adama sürekli şartım var demezsiniz. Sen masa mesafe koy demezsiniz vesaire. Bunlar belli ki İsrail'de. Hatta biliyorsunuz buraya işte bir temsilci de atadı. Üst düzey bir diplomat. Bulgaristan Büyükelçiliği yapmış bir kadın. Dolayısıyla Türkiye'ye verdiği önemi de gösteriyor. Belki önümüzdeki dönemde Türkiye'de benzer bir atım atabilir. Bir maslahat güzel veya elçi büyük elçimdirebilir İsrail'e. Dolayısıyla orada da Biden yönetiminin tavrına bağlı olarak şunu da bir cümleyle söylemem lazım. Yani Biden yönetimi Amerika'daki hangi yönetim iş başına gelirse gelsin. Trump çok suçlandı. İşte tavırları, yoğurt yeme biçimi tabiri caizse. Ama Biden yönetiminde de sihir bir denek yok. Çin'e karşı yok, Rusya'ya karşı yok. Orta Doğu'daki çok komplike duruma karşı yok ve Türkiye'ye karşı da yok. Yani Türkiye'deki Biden'cılar böyle bir sihirli değnek beklentisiyle yaşıyorlar ama Amerika'da bile yoktur öyle bir Biden muhtemelen muhibbanı. Fakat Türkiye'de var. Ayakları yere değmeye başlıyor. Ben dün bir program seyrettim. Ayakları yere değmeye başlıyor. Türkiye gibi ağırlığı olan, Türkiye gibi coğrafyasıyla tek başına ağırlığı olan, güçlü bir hükümet olan, bu kadar ekonomik operasyonlara rağmen ayakta duran, ordusunu artık o içindeki uru temizleyip hasta yatağından kalkar kalkmaz 3 ülkede operasyon düzenleyebilen bir ülke. Afganistan'da, Somali'de, Kosova'da eş zamanlı NATO görevleri vesaire üstlenen bir ülke. Yani o kadar çok kolay değil bu işler. Dolayısıyla Biden yönetimi de biraz belki tavırlar yapıp sonuçta masaya oturacak makul bir şekilde diye düşünüyorum. Hayır. Az evvel o İran-İsrail örneğinde görüldüğü gibi İsrail-Türkiye talebinde biraz da görüldüğü gibi İran'da aylardan bu tarafa zaten hakikaten aylardan bu tarafa Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak biz masadayız, siz ne zaman geliyorsunuz çağrılarını bütün farklı düzeylerde zaten Hamenei, Ruhani vesaire olmak üzere Cevat Zarif gösteriyordu. Hele hele kendi içindeki o apayrı bir mesele Fahri Zari suikastı sonrasında kendi bünyelerinde de yaşadıkları iç çatışmalar, apayrı meseleler. Bir başka yayınınız daha var. Teşekkür ediyorum İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Hakkı Uygur katkılar için. Kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Hakkı Uygur. Sağ olun. Sağ olun, iyi çalışmalar.